Herkese merhabalar. Bugün sizlere suyun altında nefesinizin ne kadar daha fazla uzun tutabileceğinizi, buna yönelik antrenmanlar neler yapabilirsiniz, bunlardan bahsedeceğim. Özellikle her şeye başlamadan önce unutmayın ki bizim yaptığımız bu sporun olmaz olmaz güvenliktir. Yine bu antrenmanları yaparken güvenliği en safhada tutmanız gerekiyor. Bizim sporda özellikle derin yapmak isteyenler, derine dalmak isteyenler şunu unutmamalı ki muhakkak bir body'miz olmak zorunda derin dalıyorsanız. Çünkü body'niz sizin için yeri geldiğinde hayat kurtarıcı bir can simidi olacaktır. Bir diğer nokta, bizim bu çalışmalarımızı yaparken unutmayın ki kuru ortamlar her zaman daha güvenli olacaktır. Zaten önce kuru ortamlarda antrenmanlarınıza başlayın, daha sonra sulu ortamlarda antrenmanlarınızı gerçekleştirin. Özellikle demek istediğim, küçük adımlarla ilerleyin. Önce kuru ortamlarda, yani deniz seviyesinde antrenmanlarınızı yapın. Daha sonra deniz girdiğinizde bu antrenmanları daha rahat uygulayabileceksinizdir. Bir diğer nokta, hiperventilasyon asla yapmıyoruz. Hiperventilasyonu belki çoğunuz ilk defa duyuyordur. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için söyleyeyim bunu. Hiperventilasyon çok tehlikeli bir teknik. Bunu daha çok böyle çok daha derin yapanlar, serbest dalışla uğraşanlar, rekorları kırmaya çalışanlar yapıyor. Hiperventilasyon kısacası şöyle tabir edebiliriz. Yani belirli bir zaman aralığında hızlı bir şekilde nefes alıp ve derinden nefes alarak kandaki karbondioksit oranı düşürmeye yarayan bir teknik. Tabii bu tekniğin böyle anlattığım zaman iyi gibi, hoş gibi geliyor ama çok büyük riskleri barındırıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bu yolla senkop geçirip ölenlerin çoğunun bakıldığı zaman vücutlarında aşırı bir hiperventilasyon olduğunu tespit edilmiştir. Yani güzel bir etkinlik gibi görünse de hiperventilasyon ölümcül riskleri barındırıyor. O yüzden hiperventilasyonu ben asla önermiyorum. Ve bir diğer güvenlik olayımız da bu antrenmanları yaparken büyük adımlar atmaya çalışmayın. Hep küçük küçük adım atın. Küçük adımlarla ilerleyin. Kendinize bir tablo oluşturun. Bu tabloya göre hareket edin. Zamanla göreceksiniz ki ilk zamanlar 1 dakika nefes tutarken bu zamanla ilerleyen aşamalarda 1 dakika, 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye derken bayağı bir yol kat ettiğiniz farkında varacaksınız. Evet, şimdi gelelim bu antrenmanlar nasıl başlayacağız? Önce özellikle mesela ben bir sporcu geçmişim olduğu için şundan bahsedeyim. Mesela bir fitness programı başlayacağımız zaman kendimiz bir maksimal ağırlık seçeriz. Yani seçeriz derken maksimal ağırlık uygularız. İşte bir bench press'te bir defada kaç kilogram ağırlık kaldırabildiğimizi tespit etmeye çalışırız. Şu anki yapacağımız antrenmanlarda da bunu uygulamaya çalışacağız. Mesela bir nefes alıp verdikten sonra bir nefes tutacağız ve bu tuttuğumuz nefes bizim referansımız olacak. Mesela bir nefesimi, yani nefes tekniğini aldım, verdim, sonra nefesimi tuttum. Diyelim ki bir dakika tuttum. Bu sizin referansınız. Yani sizin şu anki nefes tutma seviyeniz. Bir dakikayı bir kenara not yazacağız. Öncelikle bununla başlıyoruz. Her bir ilerlemede, kademede bu notlarımıza bakıp ona göre tekniklerimizi arttıracağız. Antrenman sıklığımızı arttıracağız. Evet, nefes tutma evresini 3 aşamada inceleyebiliriz. Hazırlık aşaması. Hazırlık aşamasında ne yapıyoruz? Hazırlık aşamasında öncelikle zihen, bedensel olarak vücudumuzu bu işleme uydurmaya çalışıyoruz. Yani adaptasyon yapmaya çalışıyoruz. Zihniniz dolu olmayacak. Kaslarınız, hiçbir kasınız gergin olmayacak. Çünkü bizim suyun altında en çok enerjimizi harcayan kısım, oksijenimizi tüketen kısım yaptığımız kas hareketleri. İşte kolumuzu oynatmamız, ayağımızla suya vurmamız. Bu tarz şeyler en çok harcadığı için hiçbir kasımız gergin olmaması gerekiyor. Stresten uzak olacaksınız, düşünceleri fazla tutmayacaksınız, yani nefes tutma düşüncesinden uzaklaşacaksınız. Çünkü bu tarz şeyler, baskılar sizin nefes almanızı kısıtlayacaktır. Bir diğer nokta, nihai nefes alma. Ben bunu şu şekilde uyguluyorum. Dalış yapacağım sırada önce bir nefes alıyorum. Bu %100 bir nefes olmuyor. Yani %50, %60, %70 bu seviyede bir nefes alıyorum. Sonra
Nefes verirken ciğerlerimi tamamen boşaltıyorum. Yani ciğerlerde hiç hava kalmayacak şekilde bu sefer %100 nefesimi veriyorum. Bunu verdikten sonra artık dalışımı gerçekleştirmek üzere olan nihai nefesimi alıyorum. %100'lük nefesimi alıyorum. Bundan sonra dalışa geçiyorum. Sonraki aşama ne? Nefesimizi tutma. Burası çok önemli. Burası çok önemli dedik. Çünkü yeni başlayan zıpkın avına yeni başlayan arkadaşların en büyük yaptığı hata nefesimizi tutarken dudaklarımızla yani ağzımızla kapatmayacağız aslında. Boğazımızla gırtlaktan alacağız, kapatacağız havayı. Nefesimizi aldık. Bunu yapmak yok. Gırtlaktan kesiyoruz havayı. Yani gırtlağımızla kapatıyoruz soluk borumuzu. Nefesi böyle tutarsanız daha verimli bir şekilde olur. Zaten ağzınızdan tuttuğunuz zaman bazıları dalış yaparken şunu çıkartırken bile ağzımız açıldığı için zaten buradaki hava uçup gidecek. Yani burada tuttuğumuz hava boşa gitmiş olacak. O yüzden gırtlaktan kestiğimiz zaman hem daha yüksek bir kaliteli oksijene sahip olursunuz hem de oksijeniniz boşa harcanmamış olur. Peki bu antrenman sıklıklarını ne kadar yapmalıyım? Ya da nasıl yapmalıyım? Benim anlatacağım teknikler karada yapabilen tekniklerdir. Ve şunu yapmanızı istiyorum. Yani böyle bir sandalyeye oturun ya da bir koltukta uzanın muhakkak. Hatta bir yakınınız varsa, bir arkadaşınız varsa sizi takip etsin. Çünkü bunları yaparken kısmi baş dönmeleri, kısmi bayılmalar olması gayet normal. Çünkü bir balon bile şişirirken insanın başı dönmeye başlıyor. O yüzden yine her zaman dediğimiz gibi önce güvenliğimizi alıyoruz. Bir sandalye ya da bir koltukta oturuyoruz. Hatta gözetmeniniz varsa sizi gözlüyor. Bu şekilde antrenmanlara başlıyoruz. Sıklığını siz ayarlayacaksınız. Yani benim vereceklerim 3 ayda 4'er set üzerinden olacak. Tekrar sayısını siz belirleyeceksiniz. Sizin çünkü performansınızı ben bilmiyorum. Kaç yani ne kadar sıklıkta bir antrenmana maruz kalabileceğinizi bilemediğim için kendi metodunuzu kendiniz belirleyeceksiniz. Kendinize bir not defteri ayarlayın. İşte birinci gün deyin. Bir dakika tuttum. İkinci gün de bir dakika tutabilirsiniz. Bunlar canınızı sıkmasın. Bir hafta da geçse belki yine değişmeyecek ama emin olun belli bir noktadan sonra o bir dakika bir saniye gördüğünüzde kendinize tekrar bir enerji bulacaksınız. O yüzden hiçbir zaman motivenizi, heyecanınızı kaybetmeyin. Bu uzun bir süreç. Nefes alma, nefes verme zor bir olay, akciğeri geliştirmek. Şimdi ben bunlarla ilgili birkaç teknik göstereceğim. Bu teknikleri evde uygularsanız emin olun faydasını göreceksinizdir. Tabii bu nefes tutmada bir diğer etken, en önemli etkenlerden birisi belki de beslenme şekliniz. Sizin fiziki yapınız, bunlar da direkt doğru orantılı etkiliyor. Beslenme şeklinize gelecek olursak, alkol, kafein gibi maddeler sizin performansınızı düşürür. Ya da dalıştan önce yemek yeme yine performansınızı düşürür. Uykusuz kalma, ondan sonra işte stresli durumlar performansını direkt düşürür. Ama beslenme kısmı doğrudan doğruya sizi etkileyen kısımdır. Yani dalıştan önce mümkün olduğu kadar bir şey yemeyin. Hani sıvı tüketin. Sıvının fazla bir zararı yoktur, hatta faydası vardır. Ama yemek kesinlikle yemiyorsunuz. Yani 2 saat öncesine kadar bir şey yemeyin. Yedikten sonra da 2 saat sonra dalış yapmaya gayret gösterin. Sağlıklı beslenmeye çalışın. Uykunuzu zamanında alın. Özellikle dalış günü. Yeni başlayan arkadaşlar genelde uyuyamıyor heyecandan. Uyumaya çalışın. Çünkü yorgun olduğunuz zaman performansınız çok düşüyor. Zaten bunu yaşayarak göreceksiniz. Şimdi birkaç teknik göstereceğim. Bu tekniklerin sıklığını dediğim gibi siz kendinize göre ayarlayın. Ya da bu telefon uygulamalarında programlar var. Apnea, diving gibi programlar var. Orada kendi programınızı oluşturabiliyorsunuz. Hatta onlar bile size önerge verebiliyor. İşte 30 saniyede, işte 30 saniyelik bir nefes tutmada şu kadar derece yaptım. Ya da bilgileri siz giriyorsunuz. Size bir program gösterir. Onlar da uygulayabilirsiniz. Şimdi ben birkaç teknik göstereceğim. Öncelikle karadaki antrenmanlarımızda şunu uygulayacağız. Nefesi olabildiğince burnumuzdan alıp ağzımızdan vermeye çalışacağız. Çünkü bunun faydası, yani burundan alıp ağızdan vermenin faydası şudur. Bildiğiniz gibi burnumuzda bir sürü hassas sensörler, kıllar ya da ona benzer koruyucu kısımlar var. Nefesi burnumuzdan aldığımız zaman hem nefesi ciğerimizdeki ortama göre ısıtıyor burun.
yani soğuk havada bile aldığınızda ciğere göre ısıtır, hem de çeşitli partikülleri engellemiş oluyor. Bu şekilde daha kaliteli bir oksijen almış oluyoruz. Buna dikkat edeceksiniz. Olabildiğince antrenmanları yaparken burundan nefes alıp ağızdan vermeye çalışın. Evet, şimdi özellikle nefes alırken doğru nefesi nasıl almalıyız? Kaliteli nefes nasıl alınır? Ben kaba taslak ondan bahsedeceğim. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar diyafram kasıyla nefes almayı yapamıyorlar ya da belki yeni duyuyorlar. Diyafram kası karın boşluğunun altında bulunan bir kısım. Nefes alırken öncelikle orayı doldurmaya çalışacağız. Yani nefesi aldım, hemen ciğere doldurmak yok. Ciğere doldurursanız karnımızdaki boşlukların hiçbiri hava gitmiyor. O yüzden diyafram kasımızı çalıştırmayı öğrenmeliyiz. Şimdi buradaki diyafram kasını başka bir videoda nasıl çalıştırılır, antrenmanlar nelerdir onlardan bahsedeceğim ama şu an kaba taslak bir giriş yapıyorum. O yüzden diyafram kasını nasıl çalıştığı hakkında bilgi veremeyeceğim. Ama en başta şöyle yapabiliriz kendiniz evde. Bir elinizi göğsünüze koyun, bir eliniz de karnınızda olsun. Nefes aldığınızda eğer göğsünüz şişiyorsa demek ki bu yanlıştır. Çünkü nefes aldığınızda, mesela ben şu an bir nefes alayım. Şu an mesela karnım şişti, sonra bir nefes daha alıyorum. Şu anda göğüs bölgemi şişirdim. Yani nefes aldığınızda göğüs şişiyorsa ilk başta bu yanlış bir teknik. Kısacası şunu demek istiyorum. Diyafram kasınızı kullanmayı bilmelisiniz. Çünkü diyafram kasını kullanmaya başladığınız zaman oksijen kapasiteniz %30-%40 artacaktır. Burada ne demektir? Sizin dipteki süreninizin artması demektir. Birinci kural bu. Şimdi gelelim nefes alma tekniğine. Şöyle bir teknik uyguluyoruz. Önce basit olarak söylüyorum. 5 saniye boyunca nefes burnumdan nefes alacağım. Hava alacağım. Daha sonra bu aldığım havayı 7 saniye boyunca üfleyeceğim. Niye bunu yapıyorum? Çünkü burundan nefes aldığımız zaman dediğim gibi kaliteli havayı soluyoruz. Bütün ciğerdeki havayı vermek için de 7 saniye boyunca da üfleyeceğim. Şimdi bir pratiğini yapalım. Evet, 5 saniye boyunca nefesimi alıyorum. Evet, 5 saniye boyunca nefesimi aldım, 7 saniye boyunca da nefesimi verdim. Bütün ciğerimdeki havayı boşalttım. Bu birinci tekniğimizdi. Bu tekniği sizin kapasitenize göre bol bol sık sık tekrarlayın. Tabii bunu yaparken dinlenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bir koltuğa uzanın ya da bir sandalyede durun. Birisi varsa sizi gözetlesin. Çünkü nefes alıp verme işleminde dediğim gibi kısmi baş dönmeleri, bayılmalar olması gayet normal. Şimdi ikinci tekniğimize geçelim. Şimdi bu öğreteceğim teknik ya da göstereceğim teknik biraz daha zorlayabilir. 4x4 tekniği de denilebiliyor bu tekniğe. Şöyle anlatayım pratik olarak. Burnumuzdan 4 saniye boyunca ya da 4 defada hava alacağız. Yani şu şekilde alıyorum, 4 saniyede havaya aldım, 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 aldım. Şimdi 4 saniye bekliyorum havayı aldıktan sonra. 4 saniye bekliyorum. Bekliyorum 4 saniye. Sonra 4 saniye aldıktan sonra bu sefer ağzımdan 4 saniye boyunca havayı veriyorum. 4 saniye boyunca ya da 4 defada verdikten sonra bu sefer de 4 saniye bekliyorum. Yani artık hava kalmadığını biliyorsunuz ciğerinizde. Hava kalmadı. 4 saniye daha bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum. 4 saniye dolduktan sonra tekrar bu sefer 4 saniye boyunca hava alıyorum. Bu sefer 4 saniye havayı tutuyorum tekrar. 4 saniye veriyorum. Sonra yine bekliyorum. Yani bu 4x4 olarak geçiyor. Şimdi kısaca bir pratiğini yapalım. 4 saniye boyunca hava alacağım. Dört saniye aldığım havaya tutuyorum. Şimdi 4 saniye aldığım havayı vereceğim ağzımdan. Şimdi verdikten sonra 4 saniye havasız bir şekilde bekliyorum. Bir diğer nefes tekniği de bu. Biraz zorlayıcı, ilk başta zorlanırsınız.
şunu söyleyeyim, o 4 saniye boyunca hava verdikten sonra, nefes verdikten sonra 4 saniye bekleme olayı birazcık sizi zorlayabilir ilk başlarda ama bu güzel bir teknik. Özellikle ciğer kapasitenizi geliştirmek açısından çok yararlı bir teknik. Şimdi son bir tekniği anlatacağım. Evet, bir diğer tekniğimiz ise şu şekilde göstereyim. Bir parmağımızla burnumuzu kapatıyoruz. Baş parmağınız olabilir bu. Baş parmağımla kapatıyorum. Şimdi bu sırada açık olan burun deliğimden nefes almaya başlıyorum. Yine burada 4'e kadar, 5'e kadar içinizden sayabilirsiniz. Mesela başlayalım. Sayıyorum, nefes aldım, 4'e kadar saydım, saydım, saydım. Bu sefer işaret parmağımla bu burnumu kapatıyorum, deliğimi. Bu sefer bunu açıyorum. Yine aldığım havayı kaç saniyede aldıysam o kadar saniyede dışarı veriyorum. Kaç saniye aldım? 4 saniye aldım. Bu sefer 4 saniyede bu burun deliğinden havayı üflüyorum. Üfledim 4 saniye. Bu sefer üflediğim burun deliğimden 4 saniye boyunca tekrar hava alıyorum. Havayı aldım, 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 aldım. Bu sefer bununla kapatıyorum. Tekrar bunu açıp aldığım havayı tekrar buraya veriyorum. Bu şekilde antrenmanı uyguluyoruz. Bu dediğim gibi 4 saniye, 5 saniye artık sizin kapasitenize göre yapacağınız antrenmanlar. Ama ben genelde 5 saniye geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi yorucu bir antrenman. Sıklığı da nasıl ayarlayacağınızı bilemediğim için şu an 4 saniye, 5 saniye idealdir. Bir kez daha gösteriyorum. Baş parmağımla bir tane burun deliğimi kapatıyorum. Açık olan burun deliğimden 4 saniye boyunca hava alıyorum. Havayı aldıktan sonra bu sefer bu burun deliğimi kapatıyorum, diğerini açıyorum. 4 saniye boyunca da bu sefer bundan hava üflüyorum. Açık olan kısımdan bu sefer 4 saniye boyunca hava alıyorum. Bu sefer bunu kapatıp bunu açıyorum, 4 saniye boyunca hava veriyorum. Bu şekilde antrenmanımızı yapıyoruz. Bu 3 tekniği uygulayın. En az bir ay düzenli bir şekilde uygulayın yalnız. Ya işte bir gün yapıp 3 gün yapmama gibi yapmayın. En az 4'er setten yapın. 5 set yapın, dinlenin, sonra tekrar yapın. Emin olun büyük faydasını göreceksiniz. Benim size göstereceğim teknikler şimdilik bu kadar. Tabii çok fazla teknik var. Ama ben başlangıç seviyesi için bu tekniklerin yararlı olacağını düşünüyorum. Şunu da unutmayın. Karada oksijen tutma seviyeniz daha düşük olur. Çünkü bu su altındaki reflekslerle alakalı, vücudumuzun ona gösterdiği tepkilerle alakalı. %20 %25 daha düşük olur karada tuttuğunuz. Yani karada 1 dakika 30 saniye tutuyorsanız suyun içinde bu 1 dakika 40 saniyeye falan çıkar büyük ihtimal. Ve karada her zaman unutmayın, bu tarz antrenmanları yapmak daha güvenlidir. Su her zaman risktir. Bu tarz antrenmanlarınızı rahat bir ortamda yapın. Koltuğa uzanın, sandalyede oturun. Bir gözlemci olsun. Ondan sonra yaptığınız dereceleri, notları her zaman bir defter tutun, oraya yazın. Ya da dediğim gibi programlar var çok güzel. Play Store'de oradan indirebilirsiniz. Apnea, Diving, Training diye programlar falan var. Çok güzel programlar. Hani defter tutmaya da gerek yok. Oradan da yararlanabilirsiniz. Ve dediğim gibi arkadaşlar unutmayın. Bizim yaptığımız bu zıpkın sporu, riskli bir spor. Kendinizi limitlerinizi asla zorlamayın. Her zaman benim bir lafım var. Balık derinde olacak diye bir şart, kayda yok. Zamanı gelecek karşınıza çok güzel avlar yapacaksınız. Bacak boyu seviyesinde, 1 metrelerde, 2 metrelerde. Bu işin zevkine varmaya çalışın. Suyun altına güzelliklerin tadını çıkartın. Geri gelir bir tane kikla vurursunuz, geri gelir bir tane kefal vurursunuz, geri gelir trofe, levrekler, kara kulaklar vurursunuz. Yani bu kısmet işi, şans işi, sabır işi. Bu antrenmanları yaparken de sabrınızla yapın. Yani büyük adımlar atmaya çalışmayın. Her zaman küçük küçük ilerleyin. Yani bir hafta, bir ay geç olsun ama güzel güzel ilerleyin. Acele etmeyin. Benim diyeceklerim bu kadar. Soruları olan olursa DM'den ya da videonun altındaki yorumlardan bana ulaşabilir. Herkes sağlıklı dalışlar diliyorum. Suyun, mavinin tadını çıkarmaya bakın. Kendinize iyi bakın.